Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İsrail'de Türkiye gibi karar aldı. İsrail sözleşmesine tepkisini koydu. Biz yokuz dediler. Değerli izleyenler, Netanyahu koalisyonundan İstanbul Sözleşmesi kararı geldi. İsrail'de yeni başbakan olması beklenen Benjamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon İstanbul Sözleşmesi'ne katılmamak için resmen anlaştı. Haaretz gazetesinin Valla Haber sitesinden aktardığı bilgilere göre Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin aşırı sağcı orta Dini Siyonizm Partisi ile yaptığı koalisyon anlaşması kapsamında İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamamak için resmen anlaştı. Buna göre tamamen sağ partilerden oluşan koalisyon vardıkları anlaşmada yeni hükümetin İsrail'in İstanbul Anlaşması'na katılımını onaylamayacağını açıkça belirtti. Avrupa Konseyi İsrail'in sözleşmeye katılma başvurusunu Nisan'da onaylamış ancak anlaşmanın imzalanmasına ilişkin kabine oylaması sağcı muhalefetin itirazları nedeniyle defalarca ertelenmişti. Göçmen karşıtlığıyla bilinen İçişleri Bakanı Adalet Şakat de İsrail'de ikameti olmayan şiddet mağdurlarına ikamet verilmesi ve mağdurlara tazminat sağlanmasına dahil olmak üzere anlaşmadaki birçok maddeye ilişkin endişelerini dile getirmişti. Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde eski başbakan ve muhalefet lideri Benjamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı. 29 Aralık'ta yemin ederek göreve başlaması beklenen yeni hükümetin İsrail siyasi tarihindeki en sağcı hükümet olması bekleniyor. Netanyahu'nun öncülüğündeki koalisyon ultra ortodoks Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.